kooperatiflerin ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatmam için uzun mesafeler kat etmek zorundayım. Çünkü bizim ülkemizde kooperatif kelimesine hep uzak kalmışız. Kooperatifi bilmiyoruz. Sanayi ülkesi olmamız için tarımda başarı kazanmamız şart. Başka türlü sanayi ülkesi olamayız, başka türlü teknolojiye geçemeyiz, başka türlü yüksek teknoloji ihracatı yapamayız. Tarım arazisine betonun B'si gelmemeli. İnsanların beton yığınlarının arasından çıkıp rahat nefes alacakları parkları yaratırız biz. Biz Türkiye'de meyve fidanı üretiminde Avrupa'dan geride değil, hatta onları geçebilecek pozisyondayız. Geleceğin muhteşem hayalini gerçekleştirsek, Türkiye'nin önünde hiçbir güç duramaz. İyi akşamlar. Cem Seymen ben. Bu hafta Ege bölgesindeyim. İzmir'deyim ve Bademli köyüne gideceğim. Yani köyde işte birçok farklı çalışma alanı var. Üretim mekanizması var ama en çok kooperatiflerin ne kadar önemli bir şey olduğunu anlatmam için birkaç tane zaten çok başarılı kooperatif var. Uzun mesafeler kat etmek zorundayım. Çünkü bizim ülkemizde kooperatif kelimesine hep uzak kalmışız. Kooperatifi bilmiyoruz. Ama bakın, dünyada söz sahibi olabilmemiz için bizim hep söylediğim bir şey var. Tarımı geliştirmemiz lazım. Tarımı geliştirebilmemiz için de insanların tarımdan para kazanıyor olması lazım. Ama bunun o kadar zor bir şey olduğunu yıllardır anlatmama rağmen, yani bir arpa boyu yol gidememiş olmak beni asla bıktırmaz, usandırmaz. Tam aksine daha da güçlendirir, daha da kuvvetlendirir. Demek ki daha yüksek sesle anlatmam lazım. Çünkü sanayi ülkesi olmamız için tarımda başarı kazanmamız şart. Başka türlü sanayi ülkesi olamayız, başka türlü teknolojiye geçemeyiz, başka türlü yüksek teknoloji ihracatı yapamayız. Yani temeli sağlam kuracağız. Kırsal kalkınmış olacak ki şehirlerde bir yükselme mekanizması olabilsin. Mesela bu benim. Şimdi benim programı izleyen gençler var. Yani üniversite öğrencilerinin ne kadar tutkuyla seyrettiklerini biliyorum. Çünkü tarım ülkemizde konuşulmayan bir şeydi. Ama ben toprağa basmaya karar verdiğim ilk günden itibaren benim muhteşem bir izleyici kitlem oluştu. Ve bu izleyici kitlesiyle başarmak istediğimiz bir dünya var. Bir hayale inanıyoruz. Ortak bir hayale inanıyoruz ve giderek de büyüyeceğiz. Ben bunu gerçekten biliyorum. Onun için de tutkuyla çalışıyorum. İşimi yapıyorum. Yani bıkmıyorum, usanmıyorum. Ekip arkadaşlarımla birlikte, Emrah'la, Ümit'le arşınlıyoruz. Kasaba kasaba, köy köy gidiyoruz. Çünkü gerçekten Türkiye'nin tarımla çok önemli bir şahlanışa sahip olacağını ben görüyorum. Beni üniversite öğrencileri izlerler. Gençler sorular sorar. Yollar var mı? Teşvikler var mı? Biz nasıl üretimin bir parçası olabiliriz derler. Ve bunun için de zaman zaman ülkedeki zorluklardan bahsederler. Ben size bugün bir kooperatif hikayesi anlatacağım. Kooperatif kelimesinden bizi hep korkuttular. Komünist dediler, komünist işi dediler. Dünyanın birçok kapitalist ülkesi sadece komünizm diye suçlanan kooperatiflerle kalkınırken Amerika %90 dolayında, yani Danimarka, İsviçre, İtalya, Portekiz, İspanya, bütün bu ülkeler tarımda kooperatiflerle kalkınırken biz kooperatiflere komünist damgasını yapıştırdık, kötü bir şeymiş gibi algıladık. Ondan sonra da işin kaymağını başkaları yedi, biz seyrettik. Şimdi gençlerin ben tutkuyla seyretmeye devam etmesini istiyorum. Sadece seyretmesinler ve istiyorum ki toprağa ayak bassınlar. Kariyer planları içinde tarıma yer versinler.
Şimdi umutsuz birçok insan var. Yani diyelim ki bir teşviğe başvurdu veya bir işe bir proje geliştirdi ama kapılar yüzüne kapandı. Bakın Türkiye'de kapılar yüzünüze sert bir şekilde defalarca kapanabilir. Yılmayacaksınız, bıkmayacaksınız, usanmayacaksınız. Yani istediğinizi elde edene kadar sistemle mücadele etmeniz lazım ki sistem sizi görene kadar, sizi görmesi lazım. Sizin tutkuyla bir işin bir parçası olmaya çalıştığınızı anlaması, hissetmesi lazım. Sürekli gittiğim yerde insanlar bana özellikle gençler mutsuzluktan, umutsuzluktan, projelerin hayata geçememesinden, yani ailelerindeki engellerden, işte şehirlerindeki engellerden, üniversitedeki engellerden, bürokrasideki engellerden, devletin önüne yığdığı duvarlardan bahsediyor. Bir kez gençlerin şikayet etmesini ben kabul etmiyorum. Siz başaracaksınız. Önünüzde bir duvar varsa siz yıkacaksınız. Duvarlar sürekli örülür. Duvarlar zaten üretim yapmak isteyen, bir işe yaramak isteyen, hayatına bir mana kazandırmak isteyen insanlara duvar örer ve bizler de rahattır nasıl olsa. Maaş alıyoruzdur, iyi bir iş bulmuşuzdur veya bir yerden işsizlik maaşı vardır veya birden emekli maaşı vardır veya bir yerlerden işte miras kalmıştır, parayı bulmuşuzdur. Önemli değil para kazanmak. Üreterek kazanmak kadar, alın teri dökmek kadar bu dünyada insana yakışır başka bir şey yok. Çalışacaksınız, üreteceksiniz ve ürettiğinizin karşılığını alacaksınız. Onun için mutsuzluğa, umutsuzluğa asla asla yer yok benim lügatımda. Bir kez eğer mutsuzsanız, umutsuzsanız bir şeyler yapmanız lazım. Mesela daha iyi bir ülke mi istiyorsunuz? Ben her gittiğim yerde soruyorum. Peki bir sivil toplum örgütü üyesi misin? Ne yapıyorsun? Daha iyi bir ülke istiyorsan, daha iyi şartlar hayal ediyorsan sen ne yaptın? Bunun için sen nasıl bir emek verdin? Hangi alın terini döktün? Bir sivil toplum kuruluşuna üye misin? Mesela Kanarya'yı Sevenler Derneği. Marmara'da mesela 173 çeşit balıktan topu topu 6 tanesi kaldı. Geri kalan o 170 balık nerede? Derneğine üye misin? Mesela bu bilinçle alışveriş ediyor musun? Mesela bunun için kafa yorup çalışanlar arasında bir katkı da sen veremez misin? Verebilirsin. Ama işin tembelliğine kaçıyoruz biz. Evimizde oturuyoruz. Konforlu hayatlarımız var. Ayaklarımızı uzatıyoruz. Sosyal medya elimizin altında. Televizyonlar tropik adalarda size harika, şahane, mutlu, geçici hayatlar, mutluluklar sunuyor değil mi? Onları izlemek kolay. Yani elinize alıp da bir tane kumandayı daha faydalı ben ne yapabilirim diye değiştirmeye bile üşeniyorsunuz. Çünkü sistem size otomatik insan olmayı öğretti. Sistem size istediği gibi bir insan olmanız için dayattı hayatı. Siz de kolayca kabul ettiniz. Daha iyi bir ülke mi istiyorsunuz? Mesela ben geçenlerde İsviçre'de bir programda daha anlattım galiba. İsviçre'ye gitmiştim. Yani 8,5-9 milyonluk bir ülke. Belki İsviçre programlarını seyretmişsinizdir. 50 bin 60 bin dolarlık bir kişisel gelirden bahsediyoruz. Kişi başına düşen gelir. Dünyanın en zengin ülkesi. Dünyanın en büyük refah ülkesi. Hiçbir sorunu yok. Düşmanları yok. Pırıl pırıl steril bir yerde, coğrafyada. Şahane, harika. Ama size bir şey söyleyeyim mi? O hiçbir sorunu olmayan ülkenin, 8,5 milyon insanın %87'si bir siyasi partiye üyeymiş biliyor musunuz? Siz mesela bir siyasi partiye üye misiniz? Mesela üye olun. Yasak mıdır? Günah mıdır? Sakıncalı mıdır? İstenmez bir şey midir? Madem iyi bir ülke hayal ediyorsunuz, ben de buna katkı sağlamak istiyorum. Ben vatandaşım ve vatandaşlığımı hissetmek istiyorum. Ben bir bireyim ve bireyliğimi hissetmek istiyorum. Daha iyi okul istiyorum, daha iyi eğitim istiyorum, daha iyi doğa istiyorum, daha iyi yaşam istiyorum, daha iyi iş olanakları istiyorum, daha çok istihdam, daha iyi tarım, daha iyi bilim, daha iyi teknoloji, daha iyi sanat, kültür istiyorum diyorsanız mücadele ediyor musunuz? Bunun için elinizi taşın altına koyuyor musunuz? Yoksa sadece eleştiriyor musunuz? Sosyal medyadan eleştirmek kolay. Bol bol ülke kurtarırsınız. Bol bol yeni eğitim sistemleri önerirsiniz. Gerçekten ne yapıyorsunuz? Bir topluma katkı sağlamak için ben ne yapıyorum sorusunu sormadığımız sürece biz ülkeyi yükseltemeyiz. Ekonomiyi kalkındıramayız. Niye burayı seçtim? Yani yolda durduk, arabadan indik. Burada açılış anonsu yapmaya karar verdik. Niye biliyor musunuz? Biraz ötede Emrah çekti. Görüntüleri göreceksiniz. Çok iyi bir fotoğrafçıdır kendisi. İyi bir görüntü üstadıdır. Bu işi tutkuyla yapar. Resimlerin çoğu, yani benim fotoğraflarımı çeken Emrah var mesela. Şu anda da Ümit çekiyor. Ümit dedi ki arkada dedi tohum ekenler var. Onları çekelim istersen. Ben de hayır, ineklerin yanında çekelim. Niye biliyor musunuz? Çünkü arkadaki inekler Holstein.
cinsi inekler. Bir Anadolu ırkı değil. İthal etmişiz yani onları. Holstein inekleri Hollanda ve Avusturya'nın ortak çalışmasından doğmuş inekler. İyi verim verebilsin, iyi süt alınabilsin diye akıl, bilim, çalışma, alın teri devreye girmiş. O kadar ırkı iyileştirmişler ki dünyanın her yerine satıyor Hollanda. Bizim Anadolu'nun inek ırkları var. Hatırlayan var mı? Biz niye geliştirmedik? Üniversitelerimiz ne yapar? O anlı şanlı profesörlerimiz ne yapar? Sanayi odalarımız, ticaret odalarımız neden bir ülkenin ekonomisini kalkındırmak için arkadaki inekler gibi onlardan daha verimlisini istemez, talep etmez ve hayata geçirmez? Çünkü almak kolaydır değil mi? Parasını veririz, dışarıdaki elin adamı yapmıştır, biz de onu ithal ederiz. Canlı hayvan ithal ediyoruz Türkiye'ye. Güney Amerika'dan, dünyanın binlerce kilometre uzağından hayvanları gemilere yüklüyoruz, okyanusları aşırtıyoruz ve vatanımıza giriyor. Bizim hayvanlarımız nerede? Anadolu'yu dolaşıyorum. Hiç aklınıza geliyor mu? Bir koyun sürüsü vardı buralarda, nerede? O çobanlar nerede? Çobanlar yok oldu. Hiç aklınıza geliyor mu? Büyükbaş hayvancılıkta dünyanın en önde giden ülkelerinden bir tanesiydik. Ne oldu? Dışarıdan hayvan alabilir miyiz? Geçenlerde Cumhurbaşkanı da söylemedi mi? Türkiye nasıl hayvan ithal edebilir demedi mi? Bunu düşünmeliyiz. Arkadaki inek türü Holstein. Yani bize ait değil. Yani bizim geliştirdiğimiz değil. Ama biz geliştirebilir, kendi ırklarımızı dünyaya satabilirdik. Tohumlarımızın çoğunu dışarıdan ithal ediyoruz. Arkada tohum ekerlerken hibrit, tek kullanımlık tohumlar. Peki, hiç aklınıza geldi mi? Top atan kavunu nerede? Hiç aklınıza geldi mi? Ben taş köprü sarımsağını istiyorum. Bodrum mandalinasını yemek istiyorum. Sadece Erzurum pastırması bana lazım. Sadece Gaziantep baklavasını isterim. Başkasını kabul etmem. Ezine peynirini yerim. Ezine'de üretilmesi lazım. Ezine'nin otunu otlaması lazım. Ezine'nin havasını soluması lazım koyunun. Hiç aklınızda var mı? 1980'lerde bir gıda hareketi başladı. 1980'lerden itibaren Amerika ve Avrupa Birliği kafa kafaya verdiler ve dediler ki dünya aç, daha da aç kalacak ve gıda büyük bir güç. Biz bu gıdayı yönetebiliriz. Gıdayı yönetmeye karar verdikleri andan itibaren endüstriyel üretime geçtiler. Endüstriyel üretim demek GDO demekti. Yani o bir tohum endüstrisi yarattı. Tohum endüstrisi bilim adamlarını topladı. Dedi ki daha fazla daha verimlisini üret. Tek tohumluk olsun. Tek sıkımlık olsun, ondan sonra bize muhtaç olsun. Aynı firmalar fark ettiler ki hayvancılığı bitirmemiz lazım. Bütün ülkelerde hayvancılığı bitirelim, gübrede bize muhtaç kalsınlar. Bakın arkadaki hayvanların tezekleri var. Bu tezekler toprakla buluşsaydı bugün dünyada sağlıklı gıdadan bahsedebilirdik. Çünkü tek sıkımlık tohumu üreten aynı zamanda gübresini üretti, aynı zamanda ilacını üretti. Çünkü o gübreyi attığınız toprakta bilmediğimiz, daha önce farkına varmadığımız otlar çıktı. O zararlı otlardı. Çiftçi düşündü. Bu otlar nereden çıktı? Bunlardan nasıl kurtulacağım dedi. Hem gübreyi hem tohumu üreten firmanın aslında ilaç da ürettiğini fark etti. Bunlar uluslararası kartellerin ürettiği, topu topu 10 firmanın ürettiği ürünler. Koştu bayiye, onu oradan aldı. Çünkü bayiler para kazandı. Birlikler, Türkiye'de tarım birlikleri var. Birlikler aynen bayiler gibi para kazanmanın peşine düştü. Yani herkes cebini doldurmaya baktı. Kaybeden kim oldu? Çiftçi. Ama aslında biz. Onun için daha iyi bir ülkede yaşamak istiyorum diyorsanız önce kendimize sormalıyız. Aynayı yüzümüze tutmalıyız. Ben bunun için ne yaptım? Bir toplum çalışmasına katıldım mı? Hevesle, isteyerek, tutkuyla daha iyi bir ülkede yaşamak için emek verdim mi? Dünyayı değiştirmek sizin elinizde. Bambaşka dünyalar yaratmak mümkün. Girin bir derneğe, çalışın. Girin üye olun bir siyasi partiye. Köy köy, kasaba kasaba. Hayalinizi anlatın, kendi hayallerinizi. Ne yapmak istediğinizi bu köylerin hiçbirinde. Ben gençleri görmüyorum mesela. Gidin uluslararası kamplara bakın. Afrika'dan tutun Asya'nın fakir ülkelerine kadar. Dünyanın Kanada'dan, Yeni Zelanda'dan, İtalya'dan, Avusturya'dan gelmiş gençleri yardım etmek istiyorlar.
aç insanları doyurmak için çaba sarf ediyorlar. Okuma yazma görmemiş, bilmemiş insanlara okutabilmek için Nepal'in köylerinde emek veriyorlar. Biz kendi köylerimizi unuttuk. Biz kendi sokaklarımızı, kendi yollarımızı, kendi insanımızı, mahallenin arkasındaki yaşamları unuttuk. Seslerini duymadık. Şehirlerde hayat kolay, güzel okullarda okumak kolay, zengin ailelerin çocukları olmak kolay. Önemli olan yaşadığın dünyaya ne katkı veriyorsun? Yaşadığın hayata nasıl bir imza atıyorsun? Hayatının anlamı ne? Bakın kısacık bir hayatta biz ne katkı yaratabiliriz diye üretip çalışıyoruz. Arkadaki inekleri mi anlatıyorum sadece? Yoksa gerçekten başka bir hayat mümkünü mü anlatıyorum? Ben işimi tutkuyla yapıyorum. Geçen hafta da söyledim. Coşkuyla yapıyorum. Severek yapıyorum. İsteyerek yapıyorum. Çünkü ben bir hayale inanıyorum. Ben başarabiliriz diyorum. Kooperatif hikayesini bugün izleyin. Gerçekten önemli bir hikaye. Ama arkadaki ineklerin öyküsünü asla unutmayın. Bize ait değil. Başkası verimini arttırdı. O ineği bütün dünyaya sattı. Onlar burada Türkiye'nin otunu otluyorlar. Bulunduğum yer aslında bir tarım arazisi. Hemen yanından bir yol geçiyor. Tarım arazisine betonun B'si gelmemeli. Bütün tarım arazilerine imar izni çıkıyorsa, belediyeler buna katkı sağlıyorsa ve teker teker kaçırdığımız insanların hikayelerini duymuyorsak, kulaklarımız sağır, gözlerimiz kör olduysa şikayet etmeye hakkımız yok. Ama çalışarak, isteyerek, hayal ederek başarabiliriz. Her şey hayalde başlar. Hadi başlayalım. Muhteşem bir doğa karşıladı bizi. Görkemli dağların yemyeşil vadilerin arasından ilerleyip tarihi sokakları, cumbalı evleriyle bizi büyüleyen Bademli'ye ulaştık. Hiç sevmediğim kilit zemin taşı maalesef burada da var. Umarım belediyeler bu zemin taşından kurtulur bir gün. İki katlı bu güzel evlerin renkli kapılarını fotoğraflamak için bile ziyaret edilmeyi hak eden bir yer Bademli. Hanay biçiminde iki katlı inşa edilmiş evleri tıpkı Safranbolu evleri gibi. Ellerimi tarihe tanıklık eden kapılarda gezdirirken sanki başka bir yüzyılda hissettim kendimi. Köyden çıkıp Bademli Kooperatifine doğru ilerliyoruz. Yolda giderken düşünüyorum. Türkiye'de güneş enerjisiyle çalışan bir kooperatifi ziyaret etmekten daha mutluluk verici ne olabilir? Daha insani ne düşünülebilir? Evet, burası bir kooperatif. Önemli bir kooperatif. Çok önemli işler yapmış, çok başarılı işlere imza atmış. Türkiye'de yani birkaç tane zaten iki elin parmağını geçmez gerçekten. Başarılı olmayı başarmış kooperatif sayısı Bademli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi. Şimdi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kelimesi, tanımlaması bile çok önemli. Tarımsal kalkınmayı başarmamızın bir tek yolu var. Kooperatif kuracağız. Yani bugüne kadar kooperatiflerden korktuk, uzaklaştık. Kooperatif kelimesinden bile nem kaptık. Hiç hoşumuza gitmedi. Kooperatifi kimse kullanmadı. İşte komünizm dediler, Rusya'dan ithal dediler. Kooperatife üye olursan komünist olursun dediler filan. Bunları bizim unutup Batı ne yapıyorsa, nasıl Amerika kalkındıysa, nasıl kapitalist ülkelerin ekonomilerinde tarıma destek vererek, teşvik vererek büyük bir uyanış ve rönesans başladıysa bu kooperatifler sayesinde oldu. Dünyanın en kapitalist ülkesi Amerika. %90 kooperatifleşme oranı. Amerika'dan bile daha kapitalist, kapitalizmde herhalde ikisi yarışır, İngiltere. Hem hayvancılıkta hem tarımda %80'lerin üzerinde kooperatifleştiği için çiftçisi zengin, üreticisi sıkıntısız. Ha şimdi Avrupa Birliği ile ilgili sorunları var ama onları da çözerler. Şimdi Potamis ırmak demek, buranın ekosistemi muazzam bu rüzgarlar nedeniyle ve dolayısıyla meyvecilik, fidancılık, tarım burada çok gelişmiş. Zaten gelişmesi için bu ekosistem var burada. Onun için de bu bölge kırsal kalkınma açısından son derece önemli bir yer olabilir. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Kooperatif neden önemli? Bakın yani birçok kooperatifler
hayatımıza alınsın ve kırsal kalkınma olsun diye araştırma enstitüleri kurulmuş. 1950'lerden beri. Burasının 1971 kuruluşuymuş ama 1950'lerden beri yani araştırma enstitüleri hem bölgedeki meyveyi, sebzeyi ilerletebilmek için dokular üzerinde, gen bilimi üzerinde çalışmışlar ve ıslah etmek için çalışmalar peşinde koşmak üzere kurulmuş. Bakın Cumhuriyet yapmaya çalışmış yani. Yani adımlar atılmış. Adımlar atıldıktan sonra size bir şey söyleyeyim. Orada o adımlar öylece kalmış. Yani yerine gelen hiçbir hükümet en ufak bir harekette bulunmamış. Türkiye'de en fazla ziraat fakülteleri vardır. Bu ziraat fakülteleri neden ıslah çalışmalarına, gen çalışmalarına destek vermemiş? Çünkü düşünebiliyor musunuz? Fidan, fidandan çıkan meyve. Meyveden binlerce çeşit alabilirsiniz. Şöyle anlatayım. Bir elmayı ikiye bölün. Elmanın içinden çekirdekler çıksın. Bu çekirdeklerin hiçbirisi birbirine benzemez. İki kardeşin, üç kardeşin, beş kardeşin birbirine benzemediği gibi. Şimdi o çekirdeğin içinden çıkan her bir elma farklı. Her bir elmanın farklı olmasından türeyen, yıllar gerektiren, sabır gerektiren yeni türler çıkabilir. Ha, o tür çıktı mı? Onun üstüne çalışma yapmak lazım. Mesela golden elma gibi. İşte Avrupa sallıyor golden elmayla kendini. İspanya. İspanya tek başına gen çalışmalarıyla tek bir tohumun peşinden koşup işte yeni bir tür diye keşfedip, keşif, aydınlanma yani. Keşfedip üstünde çalışmış üniversiteleri, bilim adamları, bilim insanları bir araya gelmişler ve onu sürdürülebilir bir şekilde üretmeye karar vermişler. Ticari bir ürüne dönüştürmüşler. Ha, biz bütün bunları yapmıyoruz. Neden? Çünkü nasıl olsa dışarısı geliştiriyor. Bilim dünyası dışarıda. Bilim insanı orada yapsın, etsin. Ben parasını verip alayım. İşte bakın kooperatifler, buradaki kooperatif, buradaki insana istihdam sağlıyor. Buradaki bölgeye bir umut sağlıyor ve burada da bir gen çalışması için yol açıyor. Ziraat fakülteleri yapmamış, araştırma enstitüleri yapmamış. Bundan sonraki bütün ziraat mühendislerinden tutun gen bilim insanlarına kadar hiçbirisi ben bütün bu işlere gireyim dememiş. Bunu kim yapıyor şimdi? Bir kooperatif. Bakın bir bölgenin kaderi, bir coğrafyanın geleceği, umudu bir kooperatife bağlı olabilir. Kooperatifleri bunun için çok önemsiyorum işte. Burayı İzmir Belediyesi destekliyormuş. Bakın 1 milyon fidan. 1 milyon fidan buradan alınıp dağıtılıyor. Eğer İzmir Belediyesi o 1 milyon fidanı, kooperatifin ürettiği fidanı almasa bu kooperatif belki bu kadar başarılı olamaz. Bilim merkezleri kuramaz, araştırma mekanları oluşturamaz, ıslah merkezleri yapamaz. İstihdam yapamaz ve gerçekten de Avrupa'ya acaba ben mal satabilir miyim, ürün satabilir miyim diye hayal kuramaz. Sayın Başkan bir kez tebrik ederim. Çok güzel bir kooperatif burası. Daha da umut vaat edecek bir kooperatif olduğunu düşünüyorum. Siz uzun yıllar kooperatif için gönül vermişsiniz, çalışmışsınız. Bir ara ayrılıp sonra tekrar geri gelmişsiniz. Kooperatifçilik sizin gönlünüzde ne demek? Kooperatifçilik benim gönlümde ülkemizin kalkınması demek. Daha büyük ekmek, daha çok iş ve daha çok refah ve beraber yaşamak demek. İlk başlarda buradaki kooperatife başladığınızda bu noktaya geleceğinizi hayal ettiniz mi? Hayal etmedik. Etmedik ama mutlaka bu kooperatiflerin ülkemizde gelişerek ülkemiz kalkınmasında ve ülkemiz tarım sanayinde mutlaka bir şeylerin bir yerlere gelmesinin olmasının sağlanmasını istiyorduk her zaman. Bir yerlere gelmeye çalıştık elimizden geldiğince. Nasıl bir süreçten geçtiniz? Yani kooperatif neler yaptı? Şu anda ne durumdasınız? Bir Türkiye bir öğrensin isterim. Yani nasıl bir amaçla yola çıktı? Şimdi neler başardınız? Beldemiz, mitolojideki ismi Bademli, Potamya. Potamya'nın o zamanki açılımı da ırmak yurdu. Dolayısıyla iklimin ve şartların getirdiği bir takım avantajlar bizi atalarımızın meyvecilik yapmasını ve dolayısıyla meyve fidanı üretmesilerine imkan sağlamış. Meyve fidancılığı esasen
küçük arazilerde yoğun emek verilerek yapılan bir aile ziraatı. Bu zaman içerisinde ülkemizin getirdiği meyveye ihtiyacı olduğu şartlardan düşünülerek yola çıktık ve üretimlerimizi her geçen gün biraz daha hem daha doğru, daha ismine doğru, daha hastalıksız anaçlarla... Nasıl üretiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz burada tam olarak? Bunları önceleri çekirdekten tamam. veyahut da çelikten üretiyorduk. Baktık ki dünyadaki gidişat bunu başka türlü üretiyor. Onların şartları nasılsa onları ülkemize transfer ederek ve onun Ar-Ge'sini ve yetişmiş uzman çiftçisini yetiştirerek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Biz Türkiye olarak şu anda ne durumdayız mesela bu gen teknolojisinde? Şimdi gen olarak çok fazla çalışmıyoruz ama biz daha çok ıslah konusunda ve de hastalıksız anaç yetiştirme konusunda genleriyle oynamıyoruz. Doku kültürü dediğimiz embriyolarla üretmeye çalışıyoruz. Aslı neyse onu yapıyoruz ve hastalıksız anaç ismine doğru çeşit üzerinde ülkemiz meyveciliğini daha iyi yerlere getirebilmek için elimizden gelen neyse onları yapmaya çalışıyoruz. Tabii dolayısıyla bunu yaparken emeğimizi satarak ekmeğimizi karşılamaya çalışıyoruz. Tabii bizim Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi sadece meyve fidancılığı yapmıyor. İlk zamanlar 20 tane üreticinin bir araya gelerek kurmuş olduğu bir kooperatiftir bu. Toplam ne kadar kişi çalışıyor burada? Aşağı yukarı bütün birimlerinde süs bitkisi departmanımız ayrı bir departman. Hem süs bitkisi üretiyor, hem dikim yapıyor, hem peyzaj çalışmaları yapıyor. Meyve fidancılığı üretimi ayrı bir departman. Süt ve süt üreticileri ayrı bir departman. Meyve, ambalaj, tasnif ayrı bir departman. Şöyle bir şey var benim anladığım kadarıyla. Şimdi biz kooperatiflere destek vermeliyiz diyoruz. Ben programlarımda da sürekli kooperatifin önemine mutlaka vurgu yaparım. Bir kez devlet desteklemezse olmaz. Kamu desteklemezse olmaz. Hele şimdi anladığım kadarıyla yerel yönetim sizi destekliyor burada. Evet. Değil mi? Evet. Nasıl orada? Memnunsunuz? Biz memnunuz sağ olsun. İzmir il sınırları dahilindeki işte 30 ilçenin 900'e varan köyüyle her köyün muhtarlarının dolayısıyla o köyde yaşayan insanların talepleri doğrultusunda yılda 1 milyon adet meyve fidanını biz bu dağlara, taşlara dağıtarak gittiriyoruz. Bu 5 yıl sonra, 10 yıl sonra çok muazzam bir meyve üretimi gerçekleşecektir. Dolayısıyla köylünün kente gitmesini engelleyecektir, geliri artacaktır. Meşgalesi olacaktır dolayısıyla. Ekoloji de tamamlanacaktır, ekoloji bozulmayacaktır. Üretim istekleri olacaktır insanlar kazanınca. Bunları tetiklediği için ve böyle bir hassas düşünceyi sağladığı için dolayısıyla üretimlerimizin en az 1/5'ini biz büyükşehire verdiğimiz için meyve fidan üretimlerimizin bizim de kooperatifin gelişimi sağlanmaktadır. Dolayısıyla çalıştırdığımız insanların ekmeği de buradan kaynaklanmaktadır. Çok çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bizi misafir ettiğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Söyleyebildim mi sizin istediklerinizi? Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim. Size bir şey söyleyeyim. Sayın Başkan bu arada 70 yaşında. Allah ona uzun ömürler versin. Hep söylüyorum. Yani beni izleyenler de diyor ya işte ben gireceğim bu işe. Nereden başlayacağım bilmiyorum ama hep gençlere hitap ediyorsun sen diye. Cem Seymen bir de bizi gör diyorsunuz ya. 71 yaşında. Üretmenin ne demek olduğunu biliyor. Üretimin ne kadar önemli olduğunu biliyor. Yani evinde de oturabilirdi. Televizyon seyredip torun sevebilirdi. Hayır. Hem bölgenin katkısına, kalkınmasına katkı sağlıyor. Hem işini büyük bir aşkla yapıyor. Bizim böyle insanlara ihtiyacımız var. İşini aşkla yapan, işini duyguyla yapan, işini coşkuyla yapan insanlara ihtiyacımız var. Eğer onları gerçekten yüreklendirir, cesaretlendirirsek, burada yerel yönetimlerin desteklediği gibi, eğer böyle bir uyanış başlatabilirsek bizim hiçbir düşmandan, hiçbir mihraktan korku duymamıza gerek yok. Asıl güç içimizde. İçimizdeki o unuttuğumuz gücün üzerindeki
o ipeksi örtüyü kaldırınca gerçeği görürsünüz. Güç kendi içimizde. Sadece bakmasını unuttuk. İsmail Bey, şimdi mesele şu, ben isterim ki kooperatifler Türkiye'de yaygınlaşsın ama kooperatiflerden üretilenler de dünyanın birçok yerine ihraç edilebilir olsun. Bu hayale biraz var çünkü bir kez içeride bir kez kooperatiften ürünü isteyen market yok ki. Yani asıl marketlerin kooperatiflerin ürünleri tercih ediyor olması lazım. Destek versin ki kooperatif dışarı ihraç edebilecek kadar kaliteli ürün üretmek için heyecan ve heves duysun. Ne durumdayız? Şimdi meyvecilikte değişmeyen hedef kaliteli üretimdir. Kaliteli meyve üretiminde başlangıç noktası fidandır. Biz Türkiye'de meyve fidanı üretiminde Avrupa'dan geride değil, hatta onları geçebilecek pozisyondayız. Bunun için Ar-Ge çalışmalarımız ve altyapımız buna hazır. Her Avrupa'yı şey buna geçebilecek pozisyondayız. Neden? Çünkü nasıl bir veri var elimizde? Fidan üretiminde bulunduğumuz bu Ödemiş Ovası, dünyanın en verimli küçük Menderes Ovası, dünyanın en verimli 3 ovasından biri. Yıl ortalaması 22 santigrat derece. Bitkiler burada 12 ayın 10 ayında çalışır. Vejetatif olarak gelişmesi çok üsttür. Toprak yapımız buna çok müsait. İklimimiz, doğa buna çok müsait. Dolayısıyla fidan üretimimiz açısından sorunumuz yok. Pazarımızda da çevremiz gelişmekte olan ülkeler olduğundan, gıda nüfus arttığından, gıda ihtiyacı her geçen gün arttığından, gıda ihtiyaçlarını karşılamak için yeni bahçe tesis ediyorlar. Bu anlamda da fidan talepleri var. Biz bu talepler noktasında rakiplerimiz Avrupa. Çünkü aynı bölgelerde fidan pazarlamaya çalışıyoruz. Kalite noktasında sıkıntımız yok, ulaşım noktasında sıkıntımız yok. Tek sıkıntımız oradaki fidancıların arkasında devlet desteği var. Mesela ne gibi destekler var? Ürettikleri fidanlarda, ihraç ettikleri fidanlarda her fidan başına belli bir katma değer destek veriyor devlet. Yani sen bu malı, sen bu fidanı örnek veriyorum Özbekistan'a sattın, şu kadar fidan sattın, şu kadar destek sana. Üretici bizimle aynı fidanın fiyatını veriyor ama aldığı destek onun bizden daha uygun fiyat vermesini sağlıyor. Çünkü kurtarıyor. Kurtarıyor. Biz sadece kendi maliyetlerimiz ekstra bir destek olmadığı için bu noktada rekabette zorlanıyoruz ihracatta. Bunun dışında bizim Türkiye iç piyasada ürettiğimiz fidanlarda bir destek geldi ama aynı fidanı yurt dışına satarken o desteği alamıyoruz. Teknik bir detay, yani ürettiğimiz fidanı Türkiye içerisinde satarken destek alıyoruz ama ihracat yapmaya kalktığımızda o desteği alamıyoruz. Her şeyde kooperatifler üzerinden, örnek veriyorum marketlerde raflarında kooperatiften ürün alınması zorunluluğu getirilirse üreticiden direkt tüketiciye, hiç aracısız bu iş gerçekleşebilir. Yine ihalelerde kooperatif önceliği olursa, yani kooperatiflerin önü açılırsa daha da ne olur? Direkt üretici, buradaki bizler kazanmış oluruz. Biz bunu istiyoruz. Yani bizden tüketiciye aracısız direkt ulaşım olsun. Kooperatif bunun için var zaten. Tohum içindeki o bilgiyle en önemli şey değil mi? Yani evet. Akıl ve zeka koyuyoruz içine. Evet. Yani Hollanda mesela bundan milyarlarca dolar elde ediyor. Yani tarım toprağı yok. Yok. Ama dünyanın ikinci büyük tarım ürünleri ihracatçısı ülke. Evet. Çok acayip değil mi? Evet. Biz kendi ürünlerimizi, kendimize has ürünlerin tohumlarını niye geliştiremiyoruz? Bir mühendis olarak en büyük engel ne? Islah çalışmaları uzun yıllar gerektiren çalışmalar. Yani ben bugün ıslaha başlasam diyerek başlanacak, yarın vazgeçtim denilerek bırakılacak bir çalışma değil. Yani insanın ömründen 10 yılı rahat alır bir sonuca ulaşmak. Bazen 10 yılın sonunda sonuç da alamayabiliriz. Şimdi bu noktada desteği hiçbir zaman esirgemeden, yani maddi yönden desteği hiçbir zaman esirgemeden kaynak, insan kaynağı,
esirgenmeden bu yatırımlar yapılırsa Türkiye 10 yılın sonunda, bugün çalışmalar başlanırsa 10 yılın sonunda herkesi geçer. Ama bugünden bu çalışmalara başlanmalı ve kesinlikle destekten esirgenmemeli. Uzun vadeli çalışma. Mesela Diyarbakır karpuzu. Benim bildiğim kadarıyla tohumunu Meksika'dan alıyoruz. Meksikalı gelip Diyarbakır'ın karpuzunun tohumunu alıp 10 yıl 15 yıl çalışıyor mu? Çalıştı. Hayır, aldı. Yani bir çalışmaya başlattı. Diyarbakır karpuzu çeşidini geliştirdi. Ama o geliştirme süreci 10 yıl önceden başladı. Ve bugün belki 5 sene sonra üretecek olduğumuz yeni bir tohumun çalışmaları bugün orada yapılıyor. 5 sene sonra da işte Ali diye, Veli diye bir herhangi bir veya başka bir isimde bize bir karpuz verecekler ve biz onu üreteceğiz. En iyi karpuz bu diye. Ama onların çalışmaları şu anda orada yapılıyor. Bizde de yapılsın. Yapılanlara da destek verilsin. Çok çok teşekkür ederim. Rica ederim. Size bir şey söyleyeyim mi? Yani bakın hep bütün programlarımda söylüyorum ya, bir şeye inanmak lazım. İşinizi tutkuyla yapmanız lazım. Türkiye'nin de işini tutkuyla yapması lazım. Bakın kooperatifler ne kadar önemli bir şey. İsmail Bey biraz önce ne dedi? Kooperatifler desteklense dışarı ihracat yapabiliriz ve gelirler artabilir dedi. Şimdi buradaki kooperatifte bir kez ıslah çalışmaları yapılıyor. Bakın küçük küçük devletin desteği olmadan bütün ülkenin kooperatiflerle sarıldığını, yani üreticinin ezilmediği, sömürülmediği, aracının, tefecinin, komisyoncunun, tüccarın elinde oyuncak olmadığı, gerçekten ürettiği ve pazar para kazanabildiği, kooperatifler kurulduğu bir Türkiye hayal edin. Sonra bu hayalinize bir de şunu ekleyin. O kooperatif kazandığı parayı teşvikle birlikte gelişerek, büyüyerek, üreterek, ihracat yaparak kazandığı paranın bir kısmını araştırma, geliştirmeye ayırsın ve her bölgeden bir tane ürün çıksa 10 sene içinde belki sonunda hiçbir şey çıkmayacak ama belki sonunda bir altına dokunacağız. Bakın bizim petrolümüz yok. Bizim doğalgazımız yok. Biz ülke olarak dışarıdan enerji almaya mecburuz. Ama bizim insan kaynağımız var. İnsana yatırım yaptığımız gibi eğer gerçekten ürüne de tohuma da yatırım yapıp sabırla, biraz önce İsmail Bey'in söylediğini tekrarlayayım, parayı kesmeden, bir hayale inanarak, insana ve tohuma yatırım yaparak geleceğin fonunu kursak, geleceğin muhteşem hayalini gerçekleştirsek, Türkiye'nin önünde hiçbir güç duramaz. Biz bir zengin vadinin ortasında oturuyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Meksika, Diyarbakır karpuzun tohumunu alıp ısrarla, inatla çalışıyor. Meksika nire, Anadolu nire. Oradan bize satıyor. Diyarbakır'a buradan selam olsun. Üzerinde düşünmemiz lazım. Çok düşünmemiz lazım. Düşünürsek yükseliriz. Ben niye en çok gençlere güveniyorum? Sürekli gençler diyorum. Çünkü gençlerin beni izlemesini istiyorum. Çünkü gençlerin kafalarını soktukları o acayip eğlence dünyasından kaldırıp gerçeklerle yüzleşmesini istiyorum. Arkada 2000 yaşında olduğu söylenen bana zeytin ağaçları var. Ege'deyim ben. Masmavi bir gökyüzü, arkada yemyeşil bir vadi var. Ege'nin gördüğü, geçirdiği, yani tanıklık ettiği o kadar çok mitolojik olay, o kadar çok insani çığlık, o kadar çok destansı savaş var ki. Ege neler gördü, neler geçirdi. 2000 yıllık zeytin ağacı. O 2000 yıllık ağacın bir hikayesi var, bir öyküsü var. Bakın gençler, bir hikayeniz olsun, bir öykünüz olsun. Siz zeytin ağaçlarının toprağa selamladığı ülkenin çocuklarısınız. Her şey yitip giderken, eğer yapabileceğiniz hiçbir şey yoksa hayatınız yok demektir. Yaşamınız, ömrünüz yok demektir. Boşa nefes alıyorsunuz demektir. Değiştirin bir şeyleri. Yani dünden farklı olsun bugün. Dünle gitti cancağızım deyin. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım deyin. Ama katılın, girin hayatın içine. Zeytin ağaçları mı kesiliyor? Sesinizi duyurun. Onların hayatınıza yapacağı katkıdan vazgeçmeyin. Siz Anadolu çocuklarısınız. Anadolu'nun toprağından yorulmuşsunuz. Dolayısıyla
Sessiz kalmayın tabii ki. Geçenlerde başbakan derken çok da güzel, katılıyorum başbakanın sözlerine. Yani biz bina yapıyoruz. Bir binanın ömrü en fazla 100 yıl. Ondan sonra gider. Biz geleceğe yatırım yapmalıyız dedi. Başbakan'a katılıyorum gerçekten ve teşekkür ediyorum hakikaten. Çünkü arkadaki zeytin ağaçları hakikaten 2000 yaşında. Bina yok. Bina çöker gider. Yok olur gider. Yıkarsınız, yenisini yaparsınız. Bakın budanmış. Dalları kesilmiş. Travma geçirmiş ağaç yani. Türkiye'de birçok ağaçta olduğu gibi. Yani ormanlar yakılır. Yani Karadeniz'in ortasında ormanlar gitti. Gitti. Karadeniz'in kışın ortasında ormanlarımız yandı. Ciğerimiz yandı yani. Bu ülke bizim. Bu toprak bizim. Bu mavi gökyüzü bizim. Bu gerçekten yeşil vadilerin ortasında otlayan inekler bizim. Sevinçle koşan çocuklar bizim. Bir sürü şey kaybettik. Geçmişe dönüp bir bakın. Bir sürü anımız gitti. Bir sürü canımız yandı. Bir sürü öykümüz kaldı. Öksüz kaldı. Ama Anadolu öyle bir yer ki. Zümrüdü anka kuşunun toprakları. Anadolu mitolojinin yeri. Yani o zümrüdü anka kuşu küllerinden yeniden doğar. Benim gençlere çağrımdır. Toprağı sevin. Vatana sarılın. Kaybettiğiniz tek bir yaprak bile sizin kaybınız. Sahip çıkın. Kaybolmasın. 2000 yıllık ağacın bütün dalları budanmış. Dimdik ayakta. 100 yıllık bina. Betona yatırım yapsanız ne olur? Ondan kalkınmazsınız. Bizi yükseltecek olan doğa. Bizi yükseltecek olan insan. Türkiye olarak biz insanımıza yatırım yapacağız. Doğaya yatırım yapacağız. Koruyacağız. Topraktan bereket fışkıracak. O bereketi alıp insana vereceğiz. Önce karnımız doyacak. O karnı doyan insan üretime katılacak. Üretime katıldıktan sonra en iyisini yapıp bütün dünyaya satacak. Dünya şimdi tersine dönüyor. Dünyada yeni bir demokrasi anlayışı var. Yeni bir iktisat anlayışı var. Yeni bir küreselleşme anlayışı var. O anlayışın içinde, o değişen dönüşen dünyanın içinde en iyisini ben yapacağım diyebilirsek eğer başarırız. Yine eğitim. Çocuklar, okuldaki eğitimle yetinmeyin. Buradaki ağacın dallarından biri olmak için, uzayabilmek, büyümek ve kök salabilmek için, kendi çocuklarınıza en iyisini verebilmek için kitaplara dalın. Okuyabildiğiniz her kitabı okuyun. Bambaşka fikirlere açılsın ruhunuz, beyniniz, yüreğiniz. Hiçbir ayrım yapmadan, hiçbir ön yargı taşımadan her şeyi öğrenin. En iyisini öğrenin. Bilgi sahibi olursanız bambaşka bir ülke kurarsınız. Bilgi sahibi olursanız, o donanımı alırsanız toprağın kıymetini, üretimin bereketinin lezzetini ve masmavi gökyüzünün, yemyeşil toprağın ne demek olduğunu daha iyi anlarsınız ve bırakmazsınız. Her tarafınızdan dallar çıkar. Çocuklarınız daha iyi bir Türkiye için çalışır. Kendi evlatlarınız toprağını, ayağını her adım atışında ben buradan ne üretebilirim, nasıl alın teri dökebilirim, ülkeyi nasıl yükseltebilirim diye düşünür. Onun için bence kooperatif çok önemli. Çünkü insanları bir araya getiriyor. Ortak bir hayale inandırıyor. Ortak bir hayalimiz olacak. Ekonomiyi canlandıracağız, güçlendireceğiz ama topraktan başlayacak her şey. Yine söylüyorum. Çünkü en iyisini yapanın kazandığı bir dünyadayız biz. Ve bizim her şeyimiz var. Bizim müthiş bir geçmişimiz, toprağımız, suyumuz, akarsularımız, hayvanlarımız var. Hayvanlar dışarıdan gelemez. Buradan tek bir ürünü bile, üretebildiğimiz birçok ürünü, her şeyimizi, karnımız doyuyor. Kendi kendimize yeten bir ülkeyiz. Ama eğer kırmızı elmayı kışın da yemek için ısrar ederseniz onu ta Şili'den alıyoruz. Yapmayın bunu. Ancak yiyebileceğiniz kadarıyla yetinin. Ben içeride ürettiğimi dışarı satacağım diye düşünün. Hayal kurun. Dışarıdan almak yerine kime neyi satabilirim? Halkı nasıl yükseltebilirim? Zenginliği nasıl sağlayabilirim? Anadolu'yu zenginlikle, refahla, bollukla, bereketle nasıl buluştururum diye düşünün. Tıpkı arkamdaki zeytin ağacı gibi. 2000 yıldır meyve vermeye devam ediyor. Bakın insanoğlu sağından solundan kesmiş. İster adına budama deyin,
ister başka bir şey. Ama kesilmiş. Kolu bacağı yok artık. Biraz eksilmiş. Olsun, fark etmez. Tekrar çıkar. Meyve verecek. 2000 yıldır olduğu gibi her şeye tanıklık edecek. Ama bereket saçmaya devam edecek. Zeytin ağacı gibi aziz olun. Zeytin ağacı gibi üretken olun derim ben. Onun için bir araya gelen kooperatifleri anlatmaya devam edeceğim. Ben Cem Seymen, Ümit Sertabipoğlu ve Emrah Bakkaloğlu ile birlikte bir Ege hikayesine, bir kooperatif öyküsüne, bir üretim aşkına, ruhuna, isteğine ve azmine ortak olmaya çalıştık. Yol hikayelerim devam edecek. Bana her şeyi yazın. Aklınızdan geçenleri, duygularınızı. Amacım Türkiye'yi yükseltebilmek, heyecanlandırabilmek, coşturabilmek. O heyecanı kaybettiyseniz bir yerlerde, umudunuzu yitirdiyseniz bir köşede, çekin alın onu. Tekrar ayağa kalkın. Unutmayın. Sarsılabilir insan. Düşebilir, sendeleyebilir. Önemli olan aynı güçle, hatta daha fazlasıyla ayağa kalkıp yürümek. Yollar yürüyerek güzelleşir. İyi akşamlar.